Analog fotoğraf makinelerinin yerini dijital fotoğraf makineleri almaya başladıktan sonra farklı farklı fotoğraf çekme ve video çekme kültürleri oluşmaya başladı. Olay sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bu dijital fotoğraf makineleri sayesinde farklı meslekler de yerini almaya başladı. YouTuber'lık ve vlogger'lık çoğaldı. Kısa film ile belgesel çekimleri artmaya başladı. Uzun metrajlı film çekmek ve interaktif internet dizileri çekmek de tabiri caizse moda oldu. Yeni model telefonlar zamanla dijital fotoğraf makinesi ve kamera özelliği kazanmaya başladı bu gelişmeler sayesinde. Ama bu konuda değineceğim şeyler bunlar değil tabi. Asıl değineceğim şey fotoğraf makinesi kullanmanın faydaları neler? Bunlara değinmek. Fotoğraf makineleri kullanmanın faydalarından biri maliyet düşüklüğüdür. Her ne kadar fotoğraf makineleri pahalı olsa da düşük maliyetleri de mevcuttur. Zaman içinde film ve banyo masrafları düşünüldüğünde büyük kazançlar sağlamaktadır. Diğer taraftan bu maliyet düşüklüğünden dolayı daha fazla fotoğraf çekme şeklinde bir arzunun içimizde kabarması durumu vardır. Nasıl olsa bedava diye düşünerek günde 600-700 adet fotoğraf çekebiliriz. Her şeyden önce haz alınması estetik aygıtlardır. O arka tarafta parıl parıl parlayan LCD ekran ve küçük minik ayar tuşları yıllar boyunca parmak masajına maruz kalmalarına rağmen bir gün olsun itiraz etmezler. Lakin suya pek gelemezler. Suya temas ettikleri an solar giderler. Dijital fotoğraf makinelerin en güzel avantajlarından biri de artistik pozlar verme imkanı sunar. Ama şu da var ki poz verirken arkanızdan ya da önünüzden biri geçtiği vakitte moralinizin bozulma ihtimali veya o anki ruh halinizin düştüğünü fark edersiniz. Hele bir de kısa film çeken biri veya bir haber muhabiriyseniz kameraya gözükme meraklıları sizi bir hayli yorar. Bu işin küçük cilveleri olsa da kullandığınız fotoğraf makineleri güzel vakit geçirmenize yardımcı olur. Video çekme özelliği olduğu için. Fotoğrafçılık hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile birkaç aylık dijital fotoğraf deneyiminden sonra makinenin teknolojik altyapısı ve desteği ile gayet profesyonel fotoğraflar çekebilecek seviyeye gelirsiniz. Ve hayırlı olsun. Birinci yılın sonunda profesyonel fotoğrafçısınız. Peynir deyin, çekiyorum. Bir yeşil perde ile her işimi görüyorum. Bir ürün fotoğrafçılığı yapıyorsam eğer fotoğrafını çekeceğim ürünün bir beyaz kağıdın önüne veya bir yeşil perdenin önüne koyar, onunla alakalı örnek fotoğraflar çekip bunu montaj veya Photoshop uygulamaları ile düzelterek ortaya sanat eseri fotoğraflar çıkarabilirim. Dijital fotoğraf makinenizi tüm gün boyunca yanınızda taşıyıp konuştuğunuz kişilerin ve gördüğünüz ilginç şeylerin fotoğrafını çekmek suretiyle görsel bir günlük tutabilirsiniz. Dijital fotoğraf makineleri eğlence ve fotoğrafçılık için inanılmaz bir rahatlık sağlamaktadır. Dijital fotoğraf makinelerinin en büyük avantajlarından biri de fotoğrafı çektikten sonra görüntüleyebilme olanağı sağlamasıdır. Ayrıca bu çektiğiniz fotoğrafların üstünde oynamalar yapabilir, bilgisayarınızda veya hard diskinize saklayabilir, yazıcınızda basabilir, arkadaşlarınıza veya ailenize e-posta ile gönderebilirsiniz. Eğer bir dijital fotoğraf makinesi almak isterseniz birinci adım. Dijital fotoğraf makinenizi hangi amaçla kullanacağınızı seçin. Her önemli dakikayı yakalamanın kolay bir yolunu mu istiyorsunuz? Bas ve çek fotoğraf makinesi işinizi görecektir. Bu tür her yere götürülebilen fotoğraf makineleri otomatik mod çekimlerinde iyi kareler yakalarlar. Bu sayede dakikasında çekiminizi yapmış olursunuz. Ayrıca ufak bir çantaya sığabilecek kadar da küçüktürler. Tecrübe ve kendinizi geliştirmenin rahatlığını mı istiyorsunuz? Manuel özellikler sunan bas ve çek fotoğraf makinesine bakın. Gerçi artık bakmanıza da gerek yok. Çünkü bu manuel ve otomatik modlar çekim modlarında yerini almış durumda artık. Bu arada dijital fotoğraf makinelerinin diğer avantajlarından biri de binlerce resmi ve videoyu tek bir hafıza kartına saklayabilir, bilgisayarınıza veya hard diskinize yükleyebilirsiniz. Pek çok dijital kamerada fotoğrafların doğrudan televizyona aktarılmasını sağlayan AV bağlantısı ve kablosu mevcuttur. Sadece AV bağlantısı değil, mikrofon girişi, mikrofon çıkışı, resimleri ve videoları bilgisayara bağlantısı
bağlayan USB giriş kablosu da mevcuttur. DSLR yani diğer deyişle dijital fotoğraf makineleri anlık görüntünün ön izleme ve silme olanağına sahiptir. İstemediğiniz video veya fotoğrafları da silme özelliği en güzel avantajlardan biri. Bir de dijital fotoğraf makinelerinin en güzel yanlarından biri de ne biliyor musunuz? Videonun en başında da belirttiğim gibi dijital fotoğraf makinelerinin video çekme özelliği sayesinde çeşitli meslek dalları çıkmıştı. Vloggerlık ya da YouTuberlık gibi. Ama bu da yetmez. Kısa film ve belgesel çekimleri arttı. Bitti mi? Bitmez. İnteraktif net dizileri ve YouTube dizileri sayesinde yeni yıldızlar parlamaya başladı. Mesela 01 Adana dizisindeki oyuncular YouTube'da parladı. Keza Bir Mahmut Bir Kezban dizisindeki oyuncular da öyle. Hatta bu gelişmeler sayesinde yeni çıkan cep telefonları da kameralaşma özellikleri kazanmaya ve bu telefonlar ile yeri gelince YouTuber'lık, yeri gelince kısa film, yeri gelince de diziler çekilmeye başlandı. Yani demem o ki içinizde istek varsa fotoğrafçılığınızı, yönetmenliğinizi veya oyunculuğunuzu dijital fotoğraf makinesinde veya kameralaşan telefonlarla konuşturma vakti. Devir bu aletlerin devri artık. Evet, videonun sonuna geldik. Anlattıklarımdan memnun kaldıysan ve videonun yararlı olduğunu düşünüyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenerek en güzel desteğini bu şekilde verebilirsin dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.